Merhaba, ben Barış Biner. Sizlerle beraber gündem değerlendirmesi yapmak istiyorum. Az önce Gelecek Partisi'nin sözcüsünün açıklamalarına ulaştım. Tesadüf eseri Zanka TV'de gördüm YouTube'da. Gelecek Partisi sözcüsü iktidara karşı oldukça sert bir dil kullandı ki bunu kullanmaya hakkı olduğunu hepimiz biliyoruz. Sonuçta siyaset yapıyorlar. Ve açık açık söylediğini size söylemek istiyorum. Şöyle söyledi: biz din değiştirmedik, sadece siyasi parti kurduk ve demokrasinin gereği olarak siyasi partilerin yapması gerekenleri yapıyoruz. İktidar tarafından neden hain ilan edilebildiğimizi anlamış değiliz. Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu'nun Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyum atanmasıyla alakalı olarak da konuştu ve bunu zulüm olarak adlettiler ki kendileri açısından haklılar. Ben sola yakın biri olarak Ahmet Davutoğlu'yla aynı ideolojiyi paylaşmıyorum. Onların ilim anlayışıyla bizim bilim anlayışımız farklı. Ancak kendileri açısından incelediğimizde özgürlük ve demokrasi adına sadece bu partiye sevenleri sindirmek amaçlı olarak yapılan bu tür kayyum atamalarının ki varsa suçları şu güne kadar zaten yapılması gerekiyordu. Ancak sadece siyaseten bitirmek için yapılan bu tür baskıların partinin tabanını buraya üye olma konusunda caydırmak meselesiyle yapıldığını düşünüyorum. İktidar tarafından buraya yönelmek durumunda kalan partilerin korkarak baskıyla buradan uzaklaşmasının amaçlandığını düşünüyorum. Gelecek Partisi'nin Ali Babacan'ına göre daha sert konuşmalar yaptığını görüyoruz. Açıkçası Gelecek Partisi'nin bu kadar etkin olabileceğini ben düşünmemiştim. Ahmet Davutoğlu'nun %1'lerde, belki bindelik rakamlarda ya da en fazla %1 ile 2 arasında kalacağını düşünüyordum. Ancak daha önceki konuşmamda söylediğim gibi iyi başladılar. Şöyle ki iyi başladılar. Damarlardan giriyorlar. AKP'nin yerel tabanından eski yerel yöneticilik yapmış ya da eskiden parti üyeliğinde bulunmuş vatandaşları AKP ile alakalı vatandaşları alıyorlar. Evet, ilk olarak bunu söyleyebiliriz. Gelecek Partisi'nin AKP'de daha önce yöneticilik yapmış ya da sadece parti üyeliği ispatıyla da olsa AKP'nin damarlarında yer almış tabanındaki kişileri buraya naklederek AKP'nin içerisinde sinsice ilerliyorlar, tabandan giriyorlar. Bu önemli bir etken çünkü medya kendilerine yeteri kadar yer vermiyor. Ancak tabandan girdiklerinde ve yereldeki isimleri aldıklarında burada en azından yerelde bir reklam alanı oluşturuyorlar. Oluşturuyorlar kendilerine ve buradan taraftar kazanabiliyorlar. Çünkü AKP ile ideolojik olarak aralarında çok büyük farklılıklar yok. Eğitim ve kültürel anlamda da çok büyük farklılıklar olmadığını, sadece daha geniş boyutta ve daha ileriye yönelik olarak matematiksel düşünceye sahip bir gelecek ideolojisine sahip bir farklılıkları olduğunu söyleyebilirim. Yani biraz daha esnekler ancak sonuçta yine muhafazakar tabandan gelmekteler. Şimdi AKP'ye tabanlanan direkt eski yöneticilerle anlaşmaları ve oradaki üyeleri Gelecek Partisi'ne kaydetmeleri kendileri açısından önemli bir avantaj. Çünkü Gelecek Partisi'nin ideolojik olarak az önce söylediğim gibi en büyük oy noktası AKP'nin içerisi. Çünkü buradaki ideolojik farklılıkları düşündüğümüz zaman diğer partilerden İyi Parti ya da Cumhuriyet Halk Partisi gibi daha merkez ve daha sol da yer alan partilerden ideolojik olarak biraz daha uzak durduklarını gördüğümüzde neden AKP'nin içerisine yöneldiklerini anlayabilmemiz oldukça olası. İkinci konuya geldiğimizde Gelecek Partisi'nin ismi doğru tespit edilmiş durumda. Artık içeriği yıpranmış olan adalet ve demokratik kalkınma gibi kavramların kullanılması yerine ya da yeni parti gibi klasik bir isim kullanılması yerine
eskisinin taklidi olmayan ve AKP ile harf isim benzerliği olmayan ve geleceğe yönelik bir umut vadeden daha çok gençliğe yönelik olarak AKP'den farklılaşma belirtileri gösterip yine aynı ideolojiyle kalmakla beraber umut vadeden gelecek ismini kurmuş durumdalar. Gelecek isminin doğru olduğunu söyleyebilirim. Üçüncü noktada daha önceki blog sitemde yazdığım yazımda da söylediğim gibi yaprak amblemi son derece uygun bir amblem. Muhafazakarlığı ve üzerindeki yeşil zaten muhafazakarlığın bir sembolü. Uysallığı, uyumu simgeliyor yaprak sembolü. Aynı zamanda Orta Asya'dan gelen Türklerin ve daha çok yine o Anadolu coğrafyasında yaşayan Kürt halklarının da yaprak sembolüyle göçebe topluluklar oldukları için geçmişe yönelik olarak ve Anadolu'nun kırlarında yaşadıklarından dolayı yaprak sembolüyle Anadolu insanının bir anlamda kendini eşitlemesi de olası ki sade bir sembol olması, akılda kalması ve yine yeşil olan renginin muhafazakarlık ideolojide bir yeri olması vesilesiyle sadece partinin ismi değil, ambleminin de sadelik anlamında da ve bıraktığı izlenim manasıyla da doğru olduğunu söyleyebiliriz. Evet, üç tane şey saydık. Bunları tekrar ediyorum. Yerelde iyi girebilmeleri, AKP damarına girebilmeleri ve parti ile ilişkini kesmiş ama geçmişte AKP'de görev yapmış ve AKP tabanında kabul gören hem ideolojik manada yakın olan isimlerin partilere katılması ve oradan üye alınması, damarlara direkt girilmesi bu çok önemli çünkü medya kendilerine yeteri kadar yer vermeyecek ve AKP tabanı gibi Gelecek Partisi tabanında sosyal medyada çok etkin olmayan bir taban daha çok muhafazakar görüşlü ve orta eğitim seviyesinde. İkinci olarak söylediğim gibi Gelecek Partisi geleceği akla getiren ve gençlerin de buraya yönelebilecekleri AKP'nin taklidi olmaktan çok yeni bir şey söylermiş gibi bir anlam hitap edebileceğimiz doğru ve olumlu bir isim. Yine üçüncü olarak da söylemiş olduğum gibi daha önce de blog sitemde yazmış olduğum gibi yaprak sembolünün Türklerin doğuya olan sevgisi ve eskiden beri gelen göçebeliğe verdikleri değeri ve önemi atfeden yaprak sembolü ve üzerindeki yeşil rengiyle beraber aynı zamanda AKP tabanının da sadeliğe verdiği isim ve logo konusunda sadeliğe verdiği önemin bir başka yansıması olarak yaprak sembolünün de doğru olduğunu düşünüyorum. Ali Babacan'dan çok AKP damarlarından oy alacak partisi Gelecek Partisi olacaktır ve şu anda tahminlerimizin üstünde %2'leri görmüş durumda. Gelecek Partisi oldukça iyi ilerliyorlar. Kurulduğundan bu yana bir ara medyada yer almadılar. Sosyal medyada da çok aşırı aktif olmadıklarını söyleyebilirim. Ancak söylediğim gibi damarlardan gittikleri için ve AKP tabanına hitap ettikleri için ve orta eğitimli AKP tabanının daha çok internet yerine dokunarak ulaşılması gereken bir tabanda olduklarından dolayı buradan ilerliyorlar sinsice. Biz belki bu manada sosyal medyada ya da normal medyada zaten AKP baskısının etkisiyle çok fazla göremiyor olabiliriz. Lakin Gelecek Partisi'nin şu ana kadar ki ortaya serdikleri performans bizim beklediğimiz zin üstünde olduğunu söyleyebilirim. Ali Babacan'ın partisine gelecek olursak partinin kurulmasının gecikmesi soru işareti yaratıyor. Ali Babacan merkez medyada Habertürk'te bir kez gözüktü. Daha öncesinde Karar Gazetesi'nde yazılı olarak beyanat vermişti. Ve bir kez de sosyal medyada T24 YouTube kanalında internet mecrasında gözüktü. Oldukça başarılı yanıtlar verdi. Çok fazla liderlik durumunu ön plana koymadı. Zaten bir lider partisi olmayacağını söyledi. Ancak özellikle ekonomik alanda ve demokratik olarak demokrasinin olması gerektiğini ve şu anda bu eksikliği hissettiğimize olan yaptığı vurgu ve medeni değerlerle bir muhafazakar parti olmasına rağmen medeni değerlerle olmak istediği uyum tabii ki batılı çevrelerce ve Türkiye'nin artık düze çıkması gerektiğini düşünen ve ekonomik ve
kültürel kalkınmayla beraber ancak bunun olabileceğini düşünen bir kesim için ve özellikle liberal kesim için, merkez kesim için, merkez sağ kesim için ve daha çok liberal soldaki az olan bir başka kesim için umut verici olabilir. Aynı zamanda da muhafazakar kesimle de bir derdi olmadığını vurgulaması ki zaten buradan geliyor, muhafazakar kesimden geliyor. Onların kendi sembolleriyle alakalı, iddia edilen sembollerle alakalı bir derdinin olmamasını söylüyor gelmesi bir tereddüt oluşturmayacağı benzer ve AKP'de ve sağ partilerde siyaset yapması da zaten ana oylarının buradan alacağını ancak ılımlı verdiği ve muhafazakarlığın dışına çıkarak daha batıyla ve piyasalarla olumlu anlamda verdiği mesajlar da kendilerine açısından daha olumlu olacaktır. Ancak Gelecek Partisi ile aradaki farkları daha geniş bir alandan oy alacaktır. AKP tabanına direkt olarak burada hitap edebilecek olan Gelecek Partisi gibi gözüküyor. Şimdi gelelim ittifaklara. Evet, şu anda Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve Saadet Partisi Millet İttifakı'nda başarılı oldu ve almak istedikleri büyük şehirlerin neredeyse 199,9'unu aldığını söyleyebiliriz. Büyük kentlerin hepsini aldılar. Bursa ve Balıkesir haricinde ki orada da beklenenin üzerinde bir performans sergilediler. HDP'nin dışarıdan destek verdiği, dolaylı destek verdiği ki böyle olması gerekiyordu. Millet İttifakı başarıya ulaştı. Peki Ali Babacan Partisi ve Gelecek Partisi CHP'nin içerisinde olmalı mıydı? Evet, ben önceleri olmalı şeklinde düşünüyordum. Ancak bir de şöyle bir durum var ki Türkiye'de sağ sol kutuplaşması normal değerlerin her zaman böyle olmuştur. Üzerinde olduğu için çok fazla soldan sağa ya da sağdan sola oy kayışı olmuyor. Sadece böyle kutuplaşmanın olduğu durumlarda ya da herhangi bir kişiye, bir tek adama karşı çıkıldığı durumlarda geçişler olabiliyor. Farklı bir alternatif olmadığı için bu manada Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermek istemeyip de orada başka bir seçenek olmadığı için oy veren bir kesim seçmen vardı ve bunlar zaten büyük şehri aldıran kesimler. Ancak hala Cumhuriyet Halk Partisi ittifakta olduğu için sağdan gelen ancak bir türlü eli buraya gidemeyecek olan daha sağcı vatandaşlarımız için bir alternatif olmuş durumda. Evet, Tayyip Erdoğan'a karşı olup ancak Cumhuriyet Halk Partisi orada olduğu için İyi Parti'ye oy vermek istediği halde ya da Saadet Partisi'ne oy vermek istediği halde solla yaptıkları ittifaktan dolayı yine de oy vermeye sandığa gitmemiş. Daha sağdaki ancak AKP'den de rahatsız olan ve değerlerine zarar verdiğini düşünen daha sağdaki vatandaşlarımız için de bir seçenek olması gerekiyor muydu? Evet, gerekiyordu. Bu arada şu anda medyada konuşanlara bakacak olursak Saadet Partisi, İyi Parti, Babacan ve Gelecek Partisi yanlarına muhtemelen Demokrat Parti evet, Gülten Uysal'ı da yanlarına alarak ayrı bir ittifak oluşturabilirler. Aslında ben önceleri çok fazla bu ittifakların bölünmesi gerektiği düşüncesinde değildim ve tek bir ittifaktan gidilmesini düşünüyordum. Ancak medyada yazılanları okudukça bu fikrimde bir yumuşama oluştu. Az önce söylediğim gibi daha sağda olup CHP olduğu için örneğin daha önce İyi Parti'nin oylarının düşük kalması nedenlerden bir tanesi buydu. Solla ittifak yapmasıydı. Merkez sağa yönelmek isteyen vatandaşlar için evet bir alternatif oldu. Millet İttifakı'nın bölünmesi, çok fazla ittifak ortaya çıkması vatandaşın kafasını karıştırabilir şeklinde bir görüşüm vardı. Ancak şu anda medyada yazılanlara bakacak olursak bu partilerin kuracağı ittifak, Millet İttifakı demeyelim artık CHP tek başına da girebilir bu durumda. Cumhuriyet Halk Partisi'ne uyumlu olarak çalışacaklar. Yani iki ittifak birbirine karşı gelecek pozisyonda olmayacak. Böyle olduğu zaman farklı bir sağ ittifakın kurulmasının zararı minimum seviyeye inmiş oluyor ve bu doğru bir seçenek olmuş oluyor bir anlamda. Eğer kurulacak bu ittifak karşılarına sadece AKP değil CHP'yi de almış olacak olsalar da evet ben
CHP'yi de karşılarına belki siyaseten gösteri amaçlı alabileceklerini düşünmüştüm ve bunun da bölünen ittifakların daha çok muhalefete zarar verebileceğini düşünmüştüm. Ancak şu anda medyada okuduklarım kadarıyla bu sağ partiler kendi aralarında ittifak kuracaklar. CHP ayrı partiden girecek ancak Cumhuriyet Halk Partileri ile aralarında bir savaş varmış gibi davranmayacaklar. Zaten öyle bir şeyin olmaması gerekiyor. Yani ayrı ittifaklarda ve CHP ayrı parti olmasına rağmen AKP'ye karşı muhalefet etmeleri gerekiyor. CHP ile didişmemeleri gerekiyor. Çünkü buradaki muhalefetteki algının bozulması ister ayrı ittifaklarda olsun isterse CHP ile beraber giriyor olsunlar. Muhalefetteki ortak algının bozulmaması gerekiyor. Örneğin HDP, CHP ile beraber ittifaka girmediği halde CHP'nin başarısına bir katkı sunmayı başarabildi. Bunu biliyorsunuz. Onun için hani şu ittifakmış, bu ittifakmış, şu dışarıda kalmış, bu dışarıda kalmış konusu olarak değerlendirmek yerine şöyle değerlendirme yapabiliriz. Muhalefet algıda AKP'nin algısını destekleyecek söylemlerde bulunmadığı sürece sağ partiler kendileriyle ittifak yaptıkları ve CHP tek başına ittifaka girdiği ve HDP de yine ayrı tek başına ittifaka girdiği durumda dahi eğer algıda birbirlerine karşı söylemde olumsuz bir tavır almazlar ve birlik olurlarsa bu ittifakların ayrılmasının yaratabileceği zararları minima indirip bunu bir avantaja çevirebilecektir. Dolayısıyla Saadet Partisi, İyi Parti, Gelecek Partisi, Babacan Partisi ve Demokrat Parti'nin sağ ittifak kurması, CHP'nin tek başına girmesi ve baraj sorunu bence olmayan HDP'nin tek başına girmesine rağmen kendi aralarında böyle bir diyalog, olumsuz diyalog yaşatmayacaklarını görüyorum ve dolaylı olarak yine ittifak halinde olacaklarını görüyorum. Bu manada bunun zarar vermeyeceğine, tam tersine de olumlu sonuçları olabileceğini ve AKP'de kalıp da daha önce sola elleri gitmeyen vatandaşlar için de bir alternatif olacağını düşünüyorum. Şimdi AKP'ye gelirsek artık kendi değerlerini de tamamıyla yitirmiş durumdalar ve bu partiye inanan kitlerin en çok önem verdiği dini ve milli değerlerine zarar vermiş durumdalar.